arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün size Samsung Ultra HD 4K TV tanıtacağım. Bunu yeni aldı sayılır. TV alacak arkadaşlar için ya da almayı düşünen arkadaşlar için, daha doğrusu öyle desem daha iyi olur. Güzel bir kullanım kılavuzu tarzında bir video çekeceğim. Hem Samsung Smart TV kullanımı nasıl, 4K TV'ler nasıl görüntü veriyor, hem de ses efektleri nasıl, ses nasıl veriyor, onları tanıtacağım size. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim, eğer ilginiz varsa televizyonlara. Şimdi arkadaşlar, Samsung TV'ler ile LG TV'leri genellikle çok kıyaslıyorlar, çok kıyaslama oluyor. İkisi de dev marka bana göre, yani çok güzel markalar. Aralarında çok öyle uçurum farkları yok. Ha, nasıl farklar var? Mesela size şöyle söyleyeyim. Samsung 4K TV'lerin kontrastı ve keskinliği LG TV'lere göre biraz daha güzel. Daha koyu, daha güzel kontrastlar veriyor. Daha keskin görüntüler veriyor. LG'ler biraz daha, bir tık daha soluk kalıyor. O yüzden benim tercihim her zaman Samsung oldu. Samsung'tan yana televizyon olarak. Pişman olmazsınız zaten aldığınız bu televizyonları. Uzun süre kullanırsınız. Size bu videom boyunca ufak detaylarla birlikte küçük bilgiler vereceğim. İzlerseniz dediğim gibi sizin için yararlı olur. Şimdi şöyle başlayalım. Burada şu an arkadaşlar YouTube açık. Ben şu an bu görüntü YouTube'dan açtım. Bu 4K görüntü. Şu an tam hakkıyla böyle 4K'yı. Siz zaten görüyorsunuzdur görüntülerin canlılığını. Çok güzel görüntü var şu an. Tabii çıplak gözü daha iyi gözüküyor ama. Şimdi arkadaşlar, ben size şöyle bir ayarlardan bahsedeyim hemen. Ayarlara bastık mı arkadaşlar? Burada bildirimler var ama şu an ben uygulamayı güncellemediğim için bastığım zaman bildirimlere, şu an burada herhangi bir bildirim çıkmıyor. Televizyon bakın, Netflix var, canlı TV, uydu var. Şöyle baştan göstereyim size. Burada ayarlarımız var. Burada kısa yollar, dinamik, resim modundan burada bahsediyor. TV hoparlörü, hani direkt hiç uğraşmayın diye direkt burada yapmışlar kısa yollara. Burada kaynak var, burada TV kaynak. Burada TV'ye geçiyoruz. Burada PlayStation 4 var. PlayStation 4 ve VR olduğu için altta benim. Şu an direkt PlayStation 4'ü görüyor burada böyle. Bu şekilde çıkıyor. Bağlantı kılavuzu, evrensel kumanda. Burada TV'nizin içinde arkadaşlar arama yapıyorsunuz. Herhangi bir noktayı aramak isterseniz kısa olarak buradan arama yapıyorsunuz. Burada applications'lar var. Smart TV sizi bağlıyor. Burada oyunlar var. Daha ben iki tane indirdim. Daha bir sürü oyunlar var. Burada Apple TV var. Apple TV'niz varsa bağlayabilirsiniz buradan. Facebook var buradan. Buradan Vodafone'a giriyorsunuz. SmartThings, galeri, burada resminiz, videonuz varsa direkt atıyorsunuz buradan. USB'si kabloyla falan. Bu çok güzel bir şey. McAfee Security arkadaşlar. Bilgisayar virüs koruması gibi aynı içinde bir televizyona ait bir virüs koruması var. Televizyon hiçbir şekilde herhangi bir spam falan yemiyor. PlayStation 4 bu. Bu dediğim gibi temin gösterdim. Bu şekilde şimdi kısa yollar var aşağıda arkadaşlar. Size şöyle ben bahsedeyim hemen. Şuradan şöyle bir ayarlara gireyim. Burada resim modu var. Bakın bunlar, resim modu çok önemlidir. Bir televizyonun ilk giriş ayarında. Ben bunu her zaman bu standartta gelir. Doğal bu şekilde renk farkları, bakın şöyle. Filmde biraz şöyle soluk oluyor. Doğal aldık mı biraz daha doğal renklerde gösteriyor. Ama ben her zaman standart da fena değil ama ben dinamik olarak kullanıyorum. Siz dinamik olarak kullanırsanız güzel kontrast ve renkleri alırsınız buradan. İsterseniz şimdi size güzel bir manzara açayım tekrar YouTube'dan. Bir de oradan görüntü kalitesine bakalım. Daha sonra bir ses nasıl çıkıyor bakalım televizyonda, onu da deneyelim sırayla. Evet, bu şekilde güzel 4K görüntü açtım. Şimdi bunun üzerinde oynama yapalım ayarlarda. Şimdi benim size tavsiye ettiğim ayarları söyleyeceğim. Dediğim gibi şu şekilde dinamikte kalın arkadaşlar. Standart olduğum çok parlaklık geliyor. Doğal olduğum biraz daha doğal renklere dönüyor ama dinamik daha iyi bence. Filmde de biraz iyice solduruyor. Dinamik ayarlarda kalalım. Şimdi benim ayarlarım normalde ben gece yatarken bunu arka ışığı gece 10 civarına aldım, 10 dereceye aldım. Şimdi bunu şöyle arttırın. Ortalaması 50'ye kadar gidiyor. Şöyle 25'te falan kalın. Normal izliyorsanız, gözünüz yorulmuyorsa. Parlaklık sıfırda kalsın. Zaten önerilen ayarlar bunlar bazıları. Parlaklığınız sıfırda kalsın. Kontrastınızı 50'ye kadar alabilirsiniz ama yine bir 45 yapın. Şöyle hani sonuna kadar fullemeyin. Netlik arkadaşlar sıfır olsun, çünkü Samsung 4K Ultra HD'lerde inanılmaz bir netlik var. Zaten bunu arttırdınız, bu sefer iyice böyle acayip bir şekilde netleşiyor. Bu sefer netleşmekten artık, yani 16-17 dereceye getirince de netleşmekten, yani görüntü bozuluyor size, öyle söyleyeyim yani. Şöyle yaklaştırayım.
Zaten netliği görüyorsunuzdur bu şekilde. Bunu ben şöyle 1 ya da 0'da bırakın. Hadi 1 yapalım. 1'de bırakın maksimum. Dediğim gibi çünkü çok güzel netleme olayı var. Netliği yani mükemmel ötesi. Yani özellikle netlik üstüne duruyorum ki aldığınız zaman mutlaka bunu fark edersiniz. İnanılmaz kontrast ve netlik olayı var. Şimdi renk olarak şöyle renk 25'te kalsın. 30 almayın fazla. 35 almayın. Bu sefer çok renkler patlama oluyor. Böyle şöyle yaparsak. Bakın. Gereğinden fazla yeşil oldu, mavi oldu denizde şey, orman. Şöyle 25'i alın. 25 iyidir. Ton 0'da kalsın. Dijital temiz görünüm arkadaşlar. Bu görüntüyü noise olayı var ya bu şeyler. Onları azaltıyor ama düşük olmasın. Kapalı da yapmayın. Bunu otomatik olarak alın. Automotion var arkadaşlar. Bu Automotion Plus da bulanık görüntünün akıcılığını ayarlıyor. Yani görüntünün akıcı olmasını şey yapıyor. Bunu ona alın. Altında titreme azaltmayı da ona alın ki görüntülerde bozulma olmasın ama şöyle yapın arkadaşlar. Bunu ona alın. Eğer ki izlediğiniz videolar 60 Hz ve üzeri ise bunları on yapın ve izlediğiniz videoların kalitesi yüksekse bunları yapın. Eğer ki izlediğiniz videolar 30 Hz yani hareket motion'ı 30 Hz gibiyse yapmayın çünkü bu sefer arkadaşlar ekranınız kasar ve kristalleşmeler olur hani o görüntüde yani akıcı olmaz. O yüzden bulanık azaltmayı, titreme azaltmayı 10 yapın. Eğer yüksek çözünürlüklü video izleyip 60 Hz'in üstünde izliyorsanız videoları bunu yapın. Güzel bir akıcılığı sağlıyor. Şimdi benim bu televizyonun en çok sevdiğim özelliğine gelelim. Yerel karartma arkadaşlar. Yerel karartma orayı direkt videolara inanılmaz bir kontrast sağlıyor. Sanki hani önünüzdemiş gibi adeta dağlar, denizler. Şöyle göstereyim size. Şimdi bunu düşük yaptık mı? Şu an pek videodan belli olmuyor ama düşük yaptık mı kontrastlar azalıyor. Bunu mutlaka şöyle yüksekte bırakın. Şu da kontrast iyileştiriciyle arkadaşlar düşükte bırakın. Çok yüksekte çok yüksek oluyor. Şöyle yüksek yaptık mı? Kapalı yaptınız mı da? Şöyle göstereyim. Bakın. Açıldı renkler. Bir parlaklık geldi. Şöyle düşük yaptık, kapalı yaptık mı da direkt kararıyor. Düşük kapalı yaparsanız çok kararıyor. Düşükte kalsın. Şu şekilde. Evet, düşükte gayet güzel. Ben bunları kontrast iyileştiriciyi şöyle özetleyeyim. Düşükte kullanıyorum. Yerel karartmayı da yüksekte kullanıyorum. Böyle gayet güzel oluyor. Renk tonu arkadaşlar bu standarta getirdiğiniz zaman standarttayken doğal renklere dönüyor. Çok doğal renklere dönüyor. Mavide de biraz daha mavi tonu baskın oluyor. Yani mavi tonu baskın oluyor derken çok hafif bir mavi tonu veriyor alttan. Özellikle böyle deniz, manzara, orman temalı şeyler izliyorsanız çok daha başarılı görüntü veriyor. Ben mavide kullanıyorum. Siz de eğer aldıysanız bu televizyondan bunları bu şekilde kullanın. Yani benim fikrim bunlar. Tabii zevkler, renkler tartışılmaz ama ben size hani en iyi şekilde ayarları göstermeye çalışıyorum. O yüzden ben bu şekilde kullanıyorum. Ses çıkışı arkadaşlar TV hoparlörü olarak kalsın. Bunu bazen değiştiriyor kendisi Samsung. Bu TV hoparlörü olarak kalsın. Ve çok güzel bir ses çıkışı var. İnanılmaz güzel bir ses çıkışı var. Onu da birazdan göstereceğim. Uzman ayarlarına giriyorsunuz. Uzman ayarları demek arkadaşlar televizyonda. Kendiniz yapılandırıyorsunuz ayarları. Şuradan şöyle detaylı olarak. Bunlarla pek oynamanızı tavsiye etmem. Ses çıkışları böyle şu şekilde kalsın. Genelde şöyle genele gelelim. Geldi de A burada arkadaşlar A özelliklerini ayarlıyoruz televizyonunuzdaki. Televizyon yeni geldiği zaman ben bunları yapmıştım. Buradan A durumuna giriyoruz. Buradan A'dan ayarlıyorsunuz Wi-Fi'nizi. Wi-Fi'den bağlanıyorsunuz direkt. Sistem yöneticisinden buna şöyle cihaz adını veriyorsunuz. Burada Samsung hesabınız varsa giriyorsunuz. PIN kodu giriyorsunuz. Harici cihaz varsa da en iyi net oyun modu ayarları. HDMI Ultra HD Color var burada biliyorsunuz. Onu da ayarlıyorsunuz oradan. Apple AirPlay ayarları var. Burada Apple televizyonunuz ya da Apple cihazınız varsa bağlıyorsunuz. Eko çözüm. Burada erişilebilirlik var. Sesli kılavuz, sesli açıklama, yüksek kontrast, gri ölçek, renk dönüştürme gibi özellikleri kullanıyorsunuz burada. Buradan destekten de arkadaşlar. Uzaktan yönetime giriyorsunuz. Herhangi bir televizyonunuzda bir sıkıntı olursa uzaktan yönetim direkt size yardım ediyor telefonla. Burada TV hakkındaki özellikler çıkıyor. Şöyle bir bırakayım. Şöyle bir görüntü kalitesini bakın. Tekrardan. Öyle. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir ses kontrolü yapalım televizyonumuzun. Ses nasıl çıkıyor?
Bence çok güçlü çıkıyor sesi, inanılmaz. 5+1 gibi. Bir de videodan belli olduğu kadarıyla bakalım, siz de deneyelim nasıl çıkıyor sesi. Şimdi şöyle açayım müziği. İşte. Böyle 95. Gördüğünüz gibi çok yüksek. Bassları mükemmel veriyor. Sesin tizi de mükemmel. Çok güzel. Ayrıca arkadaşlar sesten sonra şunu da belirteyim size. Şöyle YouTube'a da giriyorsunuz buradan çok akıcı bir şekilde, hem de YouTube sayfanıza. Şöyle. Çok akıcı ve çok hızlı açılıyor videolar. Yani hiç kasma donma derdi yok. Diğer Samsung'larda biraz vardı. Diğer LG'de de vardı. Ama bunda kesinlikle yok. Çok akıcı bir şekilde. Çok hızlı arkadaşlar televizyon. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Bu televizyonu. Eğer almayı düşünüyorsanız Samsung televizyon, hiç düşünmeyin arkadaşlar. Direkt alın. Hiç pişman olmazsanız en az bir 8-9 senenizi çıkarır televizyon. Ben öyle düşünüyorum. Çok güzel konsol, yani oyunlar oynatıyor. PlayStation 4 görüntüsü mükemmel veriyor. İsterseniz onu da denerim. Nasıl verdiğini. Çoğu arkadaş diyor ki işte hani HD bize yeter. Hani 4K ne gerek var falan filan, ama arkadaşlar 4K ile HD'nin arasında bence çok uçurum kadar fark var. Yurt dışında mesela şu an 5K'lar çıkmış. Daha dünyada daha yeni yeni çıkıyor ama daha zaten Türkiye'de 4K oturmadı. Daha Türkiye'ye daha 4K yeni geliyor. Şimdi 4K ile mesela 5K arasında bence hiç fark yok. Yani çok 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 az var yani fark. Anlamazsınız bile, ama şimdi HD bir televizyonla, yani 1080 piksel televizyonla 3840'lardaki 4000 piksellere çıkan bir 4K televizyonun arasında çok fark var. Zaten eğer bunu aldığınız zaman anlarsınız mutlaka. Şu an ben size sadece şöyle yüzeysel olarak bir detaylarından bahsettim. Hem bir görüntü kalitesi hem bir ses deneyimi yaşattık size. Umarım oradan daha, hani şu an tabii çıplak gözle olduğu gibi videolardan pek belli olmayabilir bazı şeyler, ama gidip bir Vatan Computer'da, işte herhangi bir Teklosa'da, herhangi bir yerde eğer almayı düşünüyorsanız baktığınız zaman gerçekten bu farkı göreceksiniz. Televizyon alınca zaten herkes bir ayar yapıyor ister istemez, çünkü herkese hitap etmiyor Samsung'un kendi ayarladığı ayarlar. En iyi görüntü kalitesini, daha doğrusu, bu ayarlardan alırsınız ve en iyi ses deneyimini bu ayarlarla yaşarsınız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonra başka incelemelerde, başka kutu açılımlarında görüşmek üzere. Abonelerimize teşekkür ederiz tekrar, abone oldukları için. Olmayan arkadaşlara teşekkür ederiz, onlar lütfen olsunlar. Beğendiyseniz lütfen arkadaşlar like atınız. Bildirimleri açmayı unutmayınız, her gün güzel videolar geliyor. Ve sizi seviyoruz, bunu unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.